ilerliyorum. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan inekler de var. Şöyle dağ manzaralı yollarda Muş'a doğru gidiyorum. Burada normal herhalde yolda ineklerin gitmesi. Ay maşallah. Ay maşallah. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve şurada da bir göle tabanı ilişmiş. Biz de zaten bu yolda önce Güzen Adalara gideceğiz. Oradan Muş'a geçeceğim. Esasında Muş'a geçmek gibi planım yoktu. Güzel Adalara gitmişken oradan sonra da Muş 50 kilometreymiş. 50 kilometre olduğu için sonra Muş'a devam edeceğim. Bugün kuvvetli muhtemel Muş'ta konaklarım gibi duruyor. Evet. Yoluma devam ediyorum. Vallahi gene karşımıza inekler çıktı. Hadi bakalım. Şuradan ben yavaştan kaçayım. Bu da inmeye çalışıyor. Bunlar karşıya geçiyor. Çok tehlike arz ediyor. Şu an Bingöl ve Muş arasında Karan'dayım. Daha doğrusu Karan'a çıktım. Şurada çok güzel bir köy var. Şimdi buraya doğru bir gireyim. Ne de olsa hiç acelem yok. Bingöl ve Muş arasında çok şirin bir köye girdim. Burada birazcık vakit geçireceğim. Haydi bakalım. Bakalım tekerimiz de çamur olacak ama ne yapalım yani. İneklere bak hele. Oo, mis gibi kokuyor vallahi havada. Evet. Hemen şu görünen yoldan, yani Bingöl yolundan Muş'a doğru giderken sol tarafta güzel, şirin bir köy gördüm. Ve mola vermek istedim. İşte kimse kimsenin nasibini yiyip içmezmiş. Bana çok güzel bir çay ikram ettiler. Şimdi burada şu muhteşem doğanın içerisinde çayımı içtikten sonra buradaki insanlarla o sohbet muhabbet edip yoluma devam edeceğim. Karşıda da çok güzel bir manzara var. Vallahi her şey çok güzel. Bahar gelmiş buralara. Buraları da gezip görmek gerekiyor. Doğa harika. Karşıdaki dağlar Uludağ'dan hallice. Buralar çok güzel yerler. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Şöyle güzel bir yerde de içtiğim çay, ettiğim muhabbet bana gerçek bir hatıra kalsın. Sadece bir mola için durdum. Sağ olsunlar. İkramlarda bulundular. Şimdi yoluma devam ediyorum. Evet. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Hem muhteşem dağ manzaralı, doğal bir ortam. Bahar yüzünü her yerde gösteriyor. Doğal taşlardan örülmüş duvarlar. Evet, ve gülen insanlar. Yoluma devam ediyorum. Hadi bakalım. Bingöl ve Muş arasında hemen navigasyonun tarifine göre şu ileriden sola kıracağım. Güzel Adalar hemen sol tarafımızda kalıyor. Yaklaşık 5.2 km sonra. Evet, şurada bir tabela var. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız? Aşağıda hayvanlar
gelmek için özellikle bir karavanınızın olması gerekmiyor. Eğer içinde uzanıp yatabileceğiniz bir aracınız da varsa veya otel turizmi yapmayı düşünüyorsanız o şekilde de gelebilirsiniz. Şimdi ben ne ile karşılaşacağımı ben de bilmiyorum. Nasıl bir ada? Gerçekten güzel mi? Yüzüyor mu? Ama buraları bir gelip görmek gerekiyor. Evet. Hayırlı bayramlar. Vallahi inşallah gittiğimize değer ya. Nerelerden, ne yollardan geçiyoruz bak. Geçen bir doğanın içerisindeyim. Tabiat parkı burada. Evet, geldik. Harika bir yer. Doğa çok güzel. Şöyle çit çekmişler. Sanırım şu adalar yüzüyor. Evet. Burada şöyle güzel bir görüntü alacağım. Balıkların güzelliğine bak. Şu an yüzen adalardayım. Bingöl ve Muş'un arasında bir tabiat parkı burası. Suda
kabarmalar gördüm. Şöyle bir yaklaştım. Dikkatli baktığımız zaman suyun içinde balıklar mevcut. Ve boylar da bayağı büyük. Buralarda da mesire alanları mevcut. Evet. Doğası harika. Ve şu olay gerçekten bir mucize. Şu an bulunduğum yerde telefon da çekmiyor. Biraz çukurdayım. Vallahi çok güzel. Şurada hemen yukarıda seyir tepesi var. Evet, şöyle doğayı da göstereyim. İşte burada yaşanılır. Kim der buranın doğuda bir köyün arkasında bir yer olduğunu, değil mi? Evet, yolcu camper de orada. Oo, şurada bir su akıyor. Sesi vallahi buraya kadar geldi. Orada bir elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Güzelliğine bakar mısınız? Hadi oraya doğru gideyim. Evet, akan suya geldik. Bu şimdi niye böyle akıyor? O da bir soru işareti tabi. Ben gördüğüm suyu kapatırım. Bunu da kapattım. Evet. Bahar her yerde yüzünü göstermiş. Artık yola çıkma vakti. Evet, o muhteşem manzarası ve doğası olan Vizen Adalar'dan artık gidiyorum. Buralara da geldik, gördük. Vallahi çok keyif aldım. Yolcu olun da gerek. Burayı tek kelimeyle özetle deseler, şu çoban ve sürüsü ve muhteşem manzarası. Evet, ben burayı gösterirdim. Gerçekten çok güzel. Zaten görüntüler ne demek istediğimi anlatıyor. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Vallahi bayıldım. Burada da bir sürü var. Genel olarak hayvancılık yapılıyor. Ve arazi çok da müsait. Yaylım hayvanları var. Şimdi bunların etinin lezzetine de doyulmaz. Şöyle yerde yaylım büyüyorlar. Vallahi o kadar geçtim. Şuraya durmadan gitmek istemedim. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Hatta motoru istop edeyim. Suyun sesi tam gelsin. Oo.
harika. Su çağlayarak akıyor. Maşallah. Sahne bana gerçek bir hatıra kalsın.